Selamlar. Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiğim Erkekçe programı ana gündemi yerel yönetimlerdir. Saygıdeğer muhtarlarımız, belediye başkanlarımız, esnaf ve esnaf odaları başkanlarımız ve İzmir'imizin değerli bürokratlarını her salı akşamı konuk alır kentimizin ve insanlarımızın sorunlarını masaya yatırırız efendim. Efendim, tabii ki trafik felç. Bir konuğum yetişebildi, diğer konuğum yolda. Bundan dolayı affınıza sığınıyoruz. Seyircilerimizden bu aksaklıklardan dolayı aflarına sığınıyorum. Efendim, geçenlerde çok büyük bir oluşum oldu CHP'de. Nasıl oldu? Ege Siyaset'te okudum. Gerçekten çok değerli bir gazetemizin sahipleri. Ege Siyaset çok anlamlı, daima tarafsız yayın yapan bir gazetede okudum. Yani internet gazeteliği. Şimdi kendileri yazdılar. Biz de davet etmesek, kendilerine görüşmesek bize de ayıp olur. Dedik ki il başkan yardımcısı sevgili kardeşimiz Barış Ereli, bir de Metin Atmaca'yı davet edelim. Şimdi Metin Atmaca yolda. Sevgili kardeşim Barış Erel yanımda. Evet. Bu anlamda ne olursunuz tekrar söyleyeyim, affınıza sığınıyorum. Tabii Ege Siyaset'in de buradan ben teşekkür ediyorum. Gerçekten hep tarafsız yayın yaptığından dolayı. Geçenlerde ne oldu? 6000'e yakın bir kayıt töreni oldu. Nerenin kayıt töreni? AK Parti'den CHP'ye kayıt töreni oldu. Bu kayıt töreninin kahramanları. Tabii ki kahramanları var. O kahramanlarla biz program yapacağız. Nasıl oldu bu oluşum? Onlara sorularımızı soracağız. Evet efendim. Şimdiki konu, diğeri yolda. Dedim ya, diğeri de yolda. Şimdiki konu CHP'nin gerçekten saygıdeğer, verdiği sözün arkasında duran, adam gibi adam olan sevgili kardeşim, dostum, arkadaşım, sevgili Barış Erel. Hoş geldin kardeşim. Sefa geldin. Hoş bulduk. Sevgili Salih Erkek abimiz diyelim. Siz gazeteci, duayen bir gazetecisiniz. Öncelikle ben de böyle yoğun, yorucu bir günden sonra, tempodan sonra bizleri burada misafir eden başta sizlere ve Yeni Gün ailesine, Yeni Gün TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Kapıdan girer girmez bizim bütün yorgunluğumuzu aldınız, motivasyonumuzu artırdınız, pozitif enerjinizle çok teşekkür ediyoruz. Tüm İzmir'i izleyenlerimizi ve dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ben de. Trafik çok sıkışıktı tabii ki, evet, ancak program. Metin Bey de bizlerle birlikte olacak birazdan. Şimdi biraz önce Salih Bey ifade etti. Bu önemli bir katılım Cumhuriyet Halk Partisi için. Bu katılımın mimarı başta il başkanımız Sayın Ali Engin. Onun özellikle 1,5 yıldır izlediği, önce parti içerisinde birleştiren, uzlaştıran tavrı, sonra bu tavrın İzmir'in tüm kesimlerine, yönetim kuruluyla birlikte, tüm partilerle birlikte, ilçe başkanlarımızla birlikte bu kucaklayan samimi tavrı sirayet etti ve biz kendimizi mümkün olan her mecrada ifade etmeye çalıştık. İnsanlarımız için önemli olan, özel olan her günde yer almaya çalıştık. Bunlar düğünlerdi kimi zaman, bunlar cenazelerdi kimi zaman. Bunlar derneklerin, İzmir için çok önemsediğimiz derneklerin önemli özel günleriydi. Bu kimi zaman bir iftardı Ramazan ayında, kimi zaman Muharrem ayında bir aşure etkinliğiydi. Biz bunları birbirinden ayırt etmeden özellikle 8500 yıllık tarihi olan İzmir'de, İzmir'in dokusuyla İzmir'de yaşayan insanlarımızın dokusunu bir araya getirmeye çalıştık. Sanıyorum en önemli etken, ifade ettiğim gibi, başta il başkanının ve onunla beraber çalışan ekibinin, bizim arkadaşlarımızın özellikle önemli gayretleriydi. Ve burada da gördük ki onun da karşılığını, siz de izlediniz herhalde, karşılığını almış olduk. Evet. CHP Genel Başkan Yardımcıları Sayın Adnan Keskin, evet, ve Sayın Sezgin Tanrıkulu da özellikle geldiler. İş adamları da vardı.
iş adamları da vardı. Tabii. Gerçekten ben mesela gördüğüm bizim çok da yakınımız ailesinde çok sevdiğim Ecevitler var. Mehmet Ecevit de katılmıştı. Doğru. O da ona da rozet takıldı. Doğru. Onlara da onlarla da zaten sevgili Salih Erkek, biz bu böyle bir SMS daveti ya da bir mektup davetiyle olan bir oluşum değil bu. Bizim davetimiz bizzat giderek kendi ellerini sıkarak, az önce söylediğiniz Ecevit ailesi gibi Karabağlar'da, Bayraklı'daki ailelerle, Bornova'daki ailelerle onlarla buluşarak, onları ziyaret ederek, evet, onların çaylarını içerek, onların sohbetlerini dinleyerek ve kendimizi anlatarak ve onların bizden taleplerini dinleyerek, beklentilerini dinleyerek bu köprüyü böyle oluşturduk. Yoksa biliyorsunuz siyasette aslında hayatın her anlamında önemli ama siyasette samimi olmak çok önemli. Siyaset insanı, siyaset kelimesi, siyasetçi Türkiye'de çok yıpranmış bir kelime. Hı hı. Bize düşen önemli olan, biz bu kelimenin artık altını doldurmamız lazım. Verdiği sözü yerine getiren, dürüst, namuslu, insanları için siyaset yapan insanlara ihtiyacımız var. Kötü örnekler her yerde var, her zaman var, her iş dalında, meslek grubunda var. Ama bize düşen bu kötü örnekleri aramızdan eksiltmek. O yüzden sizin de söylediğiniz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde geçmişte siyaset yapmış, önemli görevlere gelmiş, milletvekili adayı olmuş, belediye meclis üyeliği yapmış ve yapmakta olan, ilçe örgütünde, kadın kollarında görevlerde bulunmuş birçok İzmirli vatandaşımız. Doğru Yol Partisi'nde il yöneticiliği yapmış, sizin de yakından tanıyacağımız arkadaşlarımız. Anavatan Partisi'nde görev yapmış. Eski valilerimiz, bürokratlarımız içlerinde akademisyenler var, gazeteciler var. Çok ilginçtir. Taraftar derneklerinin, Göztepe ve Karşıyaka gibi, iki taraftar derneğinin taraftarları orada bulunmuş ve bir araya gelmiş. Kolay kolay biliyorsunuz bir araya gelmezler. Hı hı. Ama böyle bir amaçla bir araya buluşmuş. Evet. Böyle bir oluşum onları buluşturmuş. Bizi mutlu eden, burada akıttığımız terin karşılığını aldığımız bir çalışma oldu. Biz çok mutlu olduk. Ama bir de çok yakından de tanıdığımız sevgili Ahyan Sevinç de bu oluşumun hemen hemen başlarında oynayan bir dostumuz da vardı. Evet, şimdi tabii şöyle ifade edeyim. Toplumlarda o toplumları sürükleyen, bulundukları yapıları bir yerlere taşıyan ya da bulundukları içinde oldukları grupların fark edilmesine sebep olan, onları her alanda, her platformda temsil edilmesi gerekliliğine inanan, doğduğu, yaşadığı yerle, hı hı, konuştuğu dille ve o bulunduğu her şeyle, her ortamda gurur duyan ve bunu açık açık ifade eden ve bununla da İzmir'de siyaset yapan sayılara çok da fazla olmayan arkadaşlarımız var. Bahsettiğiniz Ayhan Bey, Doktor Bey, bu konuda kendisi de bu bulunduğu yeri sürükleyen ve bulunduğu yerin hak etmediğine inanan kendi insanlarının daha özgür, kendi insanlarının barış içerisinde, kendi insanlarının İzmir'de ve Türkiye'de daha fazla temsiliyetine inanan arkadaşlarımızdan birisi. Onun da önemli gayretleri oldu, önemli çabaları oldu. Bu köprünün kurulmasında bize elini uzatan arkadaşlarımızdan birisiydi. Biz de ona samimiyetle elimizi uzattık. Kendisine de bu vesileyle buradan teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi esas diyorsunuz ki Kaptan Ali Engin, il başkanımız. Doğru. Kaptan, tabii, Ali Engin. Kaptan Ali Engin. Oluşumun başından sonuna kadar ama muhteşem bir konuşma yaptı Sayın İl Başkanı. Gerçekten çok muhteşem bir konuşma, evet, çok yerinde bir konuşma. Samimi, duygusal, samimi, duygusal, içten. Hepsi var, hepsi, evet, vardı. Yani hak etmediği şeylerin de karşılığını verdi orada. Ama tabii ki gizli kapaklı verdi. Heşkere vermedi. Yani satır aralarında. Evet. Şimdi ben o gün Sayın Ali Engin'in, il başkanının
CHP İl Başkanı'nın o günkü konuşmasını ciddi anlamda hiç unutmayacağım. Yani kendisine de burada saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Kalktı Sayın Adnan Keskin de konuştu. Sayın Sezgin Tanrıkulu. Hayır, biri daha konuştu. Alaaddin Yüksel. Yok, konuşmadı. Sadece Sezgin Tanrıkulu ve Adnan Keskin konuştu. Ben orayı kaçırdım demek ki. Sayın Sezgin Tanrıkulu konuştu. Sezgin Bey de çok güzel sloganlar aldı o konuda. Evet. Peki Sezgin Bey'in yaptığı konuşma Doğu'yu ekseri gündeme getirdi. Güneydoğulları ekseri gündeme getirdi. Evet. Bu konudaki düşünceleriniz. Şimdi çünkü bütün şimdi Sayın Başbakan da hep Doğu'yu ele alıyor. Ha, Sezgin Tanrıkulu'nun bakın ben bir yiğidi öldüreyim hakkını yemeyeyim. Barış sürecinin bir öncesinde Sayın Sezgin Tanrıkulu kitap yazmıştı. Doğru. Yani Güneydoğu'da barışı çok istediğini ve Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun içinin yandığını ben çok iyi biliyorum. Yakından da biliyorum. Bir keresinde karşılıklı konuştuk. Sayın Genel Başkan Yardımcı, neden dedim, getirdi bana kitabını hediye etti. Bakın dedi, AK Parti'nin dedi, bizden sonra devam etti bu barış süreci. Buyurun dedi, benim kitabım dedi. Buyurun dedi, kitabım dedi. Barış sürecini ilk önce ben gündeme getirdim. Sayın Genel Başkanımla birlikte getirdik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte biz gündeme getirdik. Doğru. Ama kim nemalandı? AK Parti dedi. Bu konudaki düşünceleriniz. Şimdi tabii Sezgin Tanrıkulu Doğu ve Güneydoğu'nun da yaşanan sorunların Kürt sorununun tam merkezinden, içerisinden bir ses. Diyarbakırlı bir kardeşim. Diyarbakırlı bir hukuk insanı, avukat. Aha. Bir de ödül yıllarca, aldı zaten. Ödül yıllarca aldı. Baroda, evet. İnsan haklarında çok önemli görevler üstlenmiş. Ödüller aldı. Evet. Yani yani şunu söyleyebiliriz, çok mukayese de etmeye gerek yok ama yani Sayın Başbakan gibi kulaktan dolma ya da ona danışmanlarının ifade ettiği gibi ona iletilen notlarda ya da gazetede, medyada izlediği gibi bu soruna vakıf değil. Bu soruna tam içerisinden vakıf. İçinde yaşamış 12, yani. 12 olay Eylül yani. Öncesinden de sonrasından da yaşanan bölgede hem terör örgütü cephesinden yaşananları hem devlet tarafından yaşananları oradaki dramı içinden söyleyerek konuşan birisi. Yani camdan cama yansıtılan notlardan konuşan bir siyaset adamı değil bir kere. Şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Yani Sezgin Tanrıkulu'nu dinledikten sonra şunu söylemek lazım. Barışı hayal etmek güzel bir şey. Başbakan ben orada barışı hayal ediyorum. Şimdi 12 yıllık bir iktidar. Altyapısı olmayan denemeler, işte haburdur, efendime söyleyeyim, çeşitli af tasarıları, işte her seçim öncesi bir genel af beklentisiyle orada yaşayan vatandaşlara bir umut ışığı olmak ya da Türkiye'de yaşayanlara evet bu sorun çözülüyor mu soru işaretini uyandırmakta, böyle bir algı yaratmakta başarılı başbakan. Ama başbakan şunu bilmeli ki barışa inanmak, barışı hayal etmek yetmez. Evet. Barış istemek de gerekir samimiyetle. Altını çiziyorum, istemek de yetmez. Bunun için çalışmak da gerekir, somut adımlar atmak da gerekir. Ama bunu inanarak yapmak gerekiyor. Şimdi sanatçılar getiriliyor Diyarbakır. Dünya kucaklamış. Yani siz bunu bu şekilde istismar edemezsiniz. Evet. Bir Ahmet Kaya'yı burada dillendirip, bu Ahmet Kaya'yla bu işi ilişkilendirip bir Ahmet Kaya'yı sadece bu konuya malzeme yapamazsınız. Yani rant sağlıyorlar diyorsunuz. Aynen öyle. Bu onların anısına yapılmış en büyük saygısızlıktır. Yani tabii ülkemizde hani tüm renkler kirlenir de bir tek beyaz kalır biliyorsunuz. Evet. Burada buyurun sevgili konuğumuz da geldi. Evet. Hiç şey yapma. Hiç Metin Bey'de gelin sevgili Metin Bey'i de davet edelim. Şuradan şöyle buyurun lütfen.
Hiç, ne kadar güzel ya, canlı yayında konuk alıyoruz böyle canlı. Bu da ilk oldu. Hayatımda bir ilk oldu. Hoş geldin. Sağ olun, buyurun. Hayatımda 15 yıllık televizyon programcılığında ilk defa öyle bir şey oluyor. Gel, trafik çok sıkıştı değil mi? Berbattı, evet. Biz de zaten anonsumuzu o şekilde yaptık. Gel kardeşim söyle. Dedik ki trafik sıkışıktı, ondan dolayı Sayın Metin Bey yetişemedi. Biz de zaten zor yetiştik. Böyle miydi ya? Dur kardeşim. Tabii böyleydi. Neyse. Öyle mi? Ne kadar güzel ya. Bak bu kıyamı unutma. Dur be kardeşim, sen de tamam bu kadar iyi. Sesi bağırsın biraz. Allah Allah. Ne diyor? Tarafsız düşüncenin hakim olduğu bir program önceden planlanmış. Basma kalıp sorular değil de yorum akışına göre süren samimi sohbet. Güzel bir akşam diliyorum. Frankfurt'tan siz ve konunuza. Evet, sınıfta kaldık biz. Dur bakalım. Konunuza. Oğlum bu çalışmıyor yavrum, evladım. Bugün aksilikler oluyor. Neydi o? Canım ilgilenir misin? Hiç çalışmıyor bu. Yorum tamam. Yorum akışına göre süren samimi sohbet. Güzel bir akşam diliyorum. Frankfurt'tan siz ve konunuza herhalde saygıları sevgilerini gönderiyor. Şükran Hanım, Şükran Özçelik. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun Frankfurt'tan. Evet, bize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de bu akşam umarım tüm samimiyetimizle bunu yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Metin Atmaca, çalışma arkadaşımız. Ben tanıtımı sana bırakıyorum. Ona da hoş geldin diyoruz. Şimdi efendim, sevgili seyirciler, dedik ya trafik sıkışıklığından dolayı da diğer arkadaşımız da yoldadır. İşte geldiler sevgili Metin Atmaca, CHP İl Yönetim Kurulu üyesi, ayrıca Anadolu Birliği'nin yönetim kurulu üyesi, Bornova Belediye Meclis üyesi, pardon genel başkan yardımcısı Anadolu Birliği'nin, pardon bu meyanda ben de danışma denetim kurulu başkanıyım. Bak gelir denetlerim sizi ya. Hoş geldin, sefa geldin. Çok teşekkür ederim. Tabii ki sürecimiz şu, konuşmalarımız şuydu. Yani bu partiye kayıt töreni olayı vardı. Olayın kahramanlarını gündeme getirdik. Olayın baş aktörü, baş kahramanı, kaptanı Sayın Ali Engin, il başkanımız Sayın Ali Engin. Sevgili Barış da onu söyledi. Ve sizlerin de siz varsınız, sevgili Barış var, il yönetim kurulu üyeleri var, sevgili Barış'ın söyledi, ilçe başkanları var. Ama ilk imzaları ben istedim sevgili Barış'tan. Dedi ki ilk imza il başkanımızdan kaynaklanıyor ve tabii ki geniş bir yelpazeye 6 ay, 7 ay önceden mi bunu planlıyordunuz? Siz de mahalle mahalle dolaşmışsınız, sağa sola gezmişsiniz. Ve bu konudaki sizin görüşünüz, kimlerle görüştünüz, nerelerle görüştünüz, nasıl görüştünüz? İsterseniz bir nefes alın. Biz Barış Bey'le bir sohbetimize devam edelim. Hemen söylesin bir saniye. Evet, peki. Şimdi mahalle dolaştığımız çok dur ama Sayın Başkan Yardımcımdan beri de onun yönlendirmesiyle İl Başkanımız, İl Parti Başkanı tabii ki bütün sivil toplumu, Doğu ve Güneydoğu hemşerilerimiz, partimizin programını, tüzüğünü anlatıldığı gibi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten demokrasinin bir oturduğu bir partidir. İnançların özgürlüğü vardır. İnsan ayrımı yoktur. Ben kendi doğu kökenli bir arkadaşımızım. Pardon, onu kendinizi tanıtın evvel. Ben Metin Atmaca. Evet. Kameranın gözüne bakar. Van Erişte büyüdüm. Bunun nedeni doğru olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekten ikinci sınıf vatandaşın olmadığını, Sayın Genel Başkan'ın sürekli açıklamalarını duyuyorsunuz basında olsun. Hı hı. İl Başkanımız da bunu bize
başkan yardımcılarımız vasıtasıyla Sayın Barış Eder Başkan Yardımcımız. Her gittiğimiz yerde o da bizimle beraberdi. İnsanlar kucakladı bizi. Kucakladı. Yani bu şekilde. Ve açılımı biz yaptık. Diyarbakır'da değil, açılım burada oldu. O da güzel. O da güzel. Çok güzel. Yani Ege'de biz Güneydoğulları. Şimdi şöyle bazen konuşuluyor. Ege yani Güneydoğulları filan deniliyor da gerçekten sadece Güneydoğulları değil. Biz yani insan olan insan kim olursa olsun Güneydoğulların bu hürmeti saygısından ibarettir. Herkese kucak açmış ve bu şekilde insanları kucaklıyor. İnsanları davet ediyoruz bu partiye yani, demeye mi çalıştınız? Yani bizim partimizde dil, din, ırk ayrımı olmamak için hiç etnik kültürün veya başka bir sorunun olmadığını, her insana eşit mesafede olduğunu, evet. Türkiye'nin partisi olduğunu, evet. Bunu zaten İl Başkanı Yardımcım her gittiğimiz toplantıda kendileri anlatıyor. Benim söylemem doğru olmaz onun yanında. Hay hay, görüşlerinizi söyleyin lütfen. Yani, herkes görüşünü söylüyor burada. Bunu söyleyeyim. Biz Türkiye'nin partisiyiz. Sayın İl Başkanımın genel merkezden aldığı talimatlar doğrusu bize yansıması. Sayın Genel Başkanımın söylemi vardı. Ben 18 saat çalışıyorum. Her parti 4 saat çalışıyor. Biz de 16 saat değil de 10-12 saate çıkarsak çok da iyi şeyler olacak. Kaç saate? 10-12 saate çıkarsak çok iyi şeyler olacak. Çalışmak zorundayız. Peki efendim. Peki. Bir kendinizi tanıtır mısınız? Ben Metin Atmaca. Tamam abi. Baştan nerede görevleriniz? Nerede görev yapıyorsunuz? Evet. Ben Metin Atmaca. 26-12-9 Ağrı Diyadin'de oluyorum. Babam Erzurum Hınıslı'dır. Diyadin'e gittikten sonra annemle evlenmiş. Oradan tayini çıkmış Erciş'e. Adana, Konya Akışehir ve son Manisa Akhisar. 79'dan bu yana İzmir Bornova'da oturuyorum. 26,5 yıl Bornova Belediyesi'nde çalıştım. İşken Şube Müdürü emekli oldum. Bornova Belediyesi'nden emekli olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis üyesi oldum. 1,5 yıl önce de Sayın Başkan Yardımcımla birlikte il yönetimine seçildik. Cumhuriyet Halk Partili olmak çok zor bir kavramdır. Cumhuriyet Halk Partili olmaya çalışıyoruz. Ayrıcalıklı mı diyorsunuz? Ayrıcalıklıdır tabii ki. Çok yani böyle dünyada ilk kurulan partilerden bir 90 yıllık Çınar. Evet. Sevgili adamımızın kurduğu bir parti. Yani Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber kurulan bir parti. Evet. Sevgili seyirciler, şimdi çok eğer ki konum da çok mütevazi konuşuyorlar, mütevazi davranıyorlar. Şimdi bu işin mimarları, bu işin mimarları kendileridir. Bana inan. Ha ne yaptı? Bütün ilçe başkanları da, kendileri de, belediye başkanları da hepsi birlik beraberlik bu oluşma hep beraber imza attılar. Bu imzanın neticesinde 6000'e yakın bir partiye kayıt töreni yapıldı. Şimdi her iki konumda hiçbir televizyona çıkmadılar. Sağ olsunlar beni kırmayarak kendileri geldiler Yeni Gün TV'de ve yarından sonra çıkacak olan Yeni Gün gazetesinde de muhakkak manşetten gireceğiz, oraya da gireceğiz. Şimdi kendilerine tamamen bu anlamda her iki konuma çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk defa bir canlı programa ve televizyona çıkan iki değerli konuma da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Hiçbir canlı televizyona çıkmadınız. İlk defa. Doğru mudur? Doğru. Her iki konuma da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi gördük o günkü heyecanınız da vardı. Sayın Ayhan Bey'le beraber duruyordunuz. Ayakta duruyordunuz. Ben de sizin tam karşı tarafınızdaydım. Böyle bir heyecan seli vardı sizde. Böyle ne diyor Sayın Salih Erkek, Karabağlar'da ne birleştiricisiniz, sorun çözüyorsunuz. Kimseyi ayırt etmeden parti yöneticileri yanınızda lütfen söyleyin. Etek öpenler mi diyor? Öpenler değil. Hak edenler aday olsun. Öpenler değil, hak edenler aday olsun. Murat Diken. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol sevgili kardeşim. Şimdi oraya da geleceğiz. Sizi gerçi Ali Başkanımı kıstırmıştım ben. O soruları sormuştum da ona. Bu sorular her iki yönetim kurulu üyelerime de, başta başkan yardımcıma da. Şimdi bu oluşum kim daha vardı? Bir arkadaşımız Kemal Bey de var. Kemal Bey. Kaygı. Başka biri daha vardı. Orhan Bey var. Evet. Bu oluşumdan tüm arkadaşlarımızın, evet. Tüm arkadaşlarımızın. Evet.
Canım benim. Kahramanlar böyle o Güneydoğulların arasına giren Güneydoğulların... evet. Kutluyorum gerçekten kendilerini. Zaten Barış çok tatlı bir insan. Yani gerçekten mütevazi, saygılı, verdiği sözün arkasında duran. Ben Barış'ı severim. Yani o ayrı konu. Çok özür dilerim başkanım. Başkanım gecesini gündüzüne katmıştır. Gecenin hangi saat olursa olsun her yere gelmiştir. Yanımızda olmuştur. Gücümüze güç katmıştır ki önümüzü açmıştır. Sevgili Barış, Barış'ı da ben kendini tanıdım, ben onu unuttuk. Tabii bu trafik sıkışındığından bir de 7 dakika geç girdik. Ya öncelikle tabii hem sizin affedersin hem de... Ya, gerçekten affedersin. Yok rica ederim oğlum. Öncelikle sizin ve sevgili Metin abinin böyle bizimle ilgili teveccühleri ve övgü dolu sözleri çok bizim için önemli. Ama hak ediyorsunuz. Evet, sağ olun. Ben... Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütten de örgütlenmeden sorumlu il başkan yardımcısı. Teşkilat. Evet. Diğer partilerde teşkilat olarak adlandırılıyor. Burada İzmir'de yaklaşık 20 yıldan beri İzmir'de yaşıyoruz. İzmir'in çeşitli ilçelerinde bulunduk. Karşıyaka'da siyaset yapıyoruz ölçekte. Karşıyaka'da Gençlik Kolu Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe yöneticiliği, ilçe sekreterliği. Sonrasında da geçtiğimiz genel başkan değişiklikten sonra önce Sayın Bayır'la, Taceddin Bayır'la atanan yönetimde, sonrasında da ki kongrede de Sayın Ali Engin'in listesinden yönetim kurulu üyesi olarak hep beraber sevgili Metin Atmaca ile beraber seçildik. Siyaseten İzmir'de amacımız öncelikle İzmirli seçmene, İzmir'de yaşayan insanlara daha konforlu, daha layık olduğu bir yaşamı sürdürmeleri için emek sarf ediyoruz. Siyaset tam bir gönüllülük esaslı bir iş biliyorsunuz. Bir meslek değil. Öyle de görmüyoruz. Hı hı. Siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Siyaseti günü ve zamanı geldiği zaman devretmeyi, şimdi devraldığımız gibi devretmeyi de bileceğiz. O yüzden siyasete bakış açımız bu olduğu için de çok rahat siyaset yapıyoruz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi için önemli olan ve aşağı yukarı bir göreve geldiğimiz günde başlattığımız ve diğer illere de örnek olan afişlerini de siz de sıkça görmüşsünüzdür. CHP'ye üye ol, çözümün bir parçası ol sloganından da yola çıkarak ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olurken sadece basit bir formda kalma, üye formuyla gel, gördüğün sorunu, problemi çözmeye çalış. Bununla ilgili önerinle de katkı koy diye başlamıştık, yola çıkmıştık. Geldiğimiz noktada da bunu geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız katılımla da Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi anlatmışız diyoruz. İyi anlatmaya çabalamışız. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili algıyı, yanlış olan bazı algıları değiştirdiğimizi düşünüyorum. Bunda büyük emek başta söylediğim gibi Sayın İl Başkanımızla ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi kendilerini bu konuyla ilgili çok emek veren arkadaşlarımız da var bununla ilgili. Bu buluşmayı sağlayan, bu kucaklaşmayı sağlayan tüm arkadaşlarımıza hepsine sizin de aracılığınızla çok teşekkür ediyoruz. Tabii sizin de burada sizin gibi basın mensuplarının bu oluşumda kanaat önderi, siz sadece bizim için bir basın mensubu değilsiniz. Çok fazla sizin de kimliğiniz var, şapkanız var. Onu da tüm İzmir biliyor. Bizim burada yapacağımız bu büyük sorumluluğu, omzumuzdaki bu büyük sorumluluğu, bu yükü 2014 seçimlerinde ne kadar daha da fazlasıyla artırmak ve bu önemli seçimi
başarıyla neticelendirmek. Partinin beklentisi, İzmirli'nin beklentisi bizden bu. Peki. AK Parti'den kopmalar yaşandı ve CHP saflarına geçildi. Ama ideolojik farklılıklar CHP dindar kesimdeki katılımlar İzmir'de güç katacak mı? Ya da CHP'de yara mı açacak? Düşünceleri ne konuklarımızın? Salih Bey, ayrıca size de başarılar diliyorum. Zakir Kaya. Evet efendim. Yani bir daha mı var? Genç il başkanı yardımcımız gerçek anlamda güzel konuştu. Tebrik ederim. Ancak kendisine bir sorun olacak. Karşıya kadar siyaset yapmışsınız. İl başkanı Ali Engin ile başkanı sıfatını taşımasına rağmen ilçe belediye başkanı olmaya talip ne diyor o? Olmaya çalışıyor. Tek cevap olarak etik bulup bulmadığını öğrenebilir miyim? Diyor. Bilir miyiz? İl başkan yardımcısından duymak istiyorum. İyi yayınlar yazan Adnan. Bir daha mı var? Bir dakika. Barış Erel ve Metin Atmaca'yı AK Parti biri olarak tebrik ediyorum. Gerçekten başarılı çalışmaları olmuş. CHP'li değilim. Hakat Karabağlar ilçesinde Salih Erkek diyorum. Salih Bey, yıllardır yapmış olduğunuz çalışmalarınızı, verdiğiniz emeği iyi biliyorum. Yolunuz açık olsun. Zehra Kara. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Evet. 3 tane soru var. Evet. Ben teşekkür ettim kendime. Şimdi güzel bir soru. Teşekkür ederim önce. Diyor ki dindar kesimle Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağdaştırmayı soruyor. Evet. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Erkek bir dilekçeyle götürülüp İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçeyle verilerek kurulmuş bir parti değildir. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kökeninde Anadolu vardır, Rumeli vardır. Hı hı. İstiklal Savaşı vardır, Çanakkale Savaşı vardır. Bir ülkenin bağımsızlık mücadelesi vardır. Bu bağımsızlık mücadelesinde bu coğrafya üzerinde yaşayan herkesin kanı vardır, emeği vardır. Bu kanı ve emeği olan hiçbir kimsenin dini, dili, ırkı, etnik kökeni, mezhebi evet, tartışılmamıştır. Hı hı. Cephede yan yana savaşan insanların kurduğu bu partide de asla bu tartışılmaz. Belki geçmişte hatalar yapılmış olabilir. Evet. Siyaset yapan insanın en önemli özelliğinin bence öz eleştiri olması gerekir. Ve eleştirilere de açık olması gerekir. Eğer geçmişte bu hatalar yapıldıysa bundan sonra da yapılacağı anlamına gelmez. Eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişte bazı hatalar yaptıysak şimdiki yöneticiler olarak bize bunu düzeltmek gerekir. Eğer böyle bir algı oluştuysa evet, bunu da düzeltmek bizim boynumuzun borcudur. Cumhuriyet Halk Partisi dindar insanların bence rahatlıkla siyaset yapabileceği, en özgür siyaset yapabileceği partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Kürtlerin en özgür siyaset yapacağı partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Lazların en özgür siyaset yapacağı partidir. Göçmenlerin en rahat siyaset yapacağı partidir. Şunu ifade edeyim. Alevilerin en rahat siyaset yapacağı partidir. Şunu ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bizler uzunca yıllardan beri siyaset yapıyoruz. Çok daha deneyimli, sizler de çok uzun yıllardan beri izliyorsunuz tüm partileri. Yani çok fazla kliklere takılmayan, çok fazla bazı sembollere takılmayan bir partiyiz biz. Hı hı. Bu semboller bizim için, bazı değerler, bazı kırmızı çizgiler bizim için çok önemli. Bakın şöyle ifade edeyim size. Şu anda İzmir'in Kiraz ilçesinde geçtiğimiz günlerde maliyetini, mimari projesini ve tüm altyapısını hazırlamak kaydıyla ve bu böyle bir önemli bir projeyi sırtlanan bir İzmir Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı var. Çok yakın zamanda gitti bir Kiraz'da bir caminin temelini attı.
ve tüm mali projeyi de planlayarak, koordine ederek. Evet. Şimdi bunlar belki alışık olmadığımız şeyler. Hı hı. Ama burada kasıt, burada yapılmak istenen tamamen belli bir kesime bir selam gönderme veya mesaj verme değil. Bu samimiyetle yapılan. Bir Ramazan döneminde İzmir'deki 700 tane caminin imamına, müezzinine bir Ramazan tebriği gönderen bir il başkanı ve il yönetimi var. Şimdi biz bazı kırmızı çizgilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgileri var. Bu kırmızı çizgiler aslında Türkiye'nin kırmızı çizgileri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne özgü kırmızı çizgiler değil. Bizim dinle, bizim dindarlıkla, bizim mütedeyyin kesimlerle hiçbir sorunumuz yok. Bizim AK Parti'ye oy verenlerle, MHP'ye oy verenlerle, diğer partilere oy verenlerle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu bu kesimleri istismar edenlerle. Yani milliyetçileri istismar edenlerle sorunumuz var. Türk milliyetçilerini kimler ki istismar ediyorsa, Türk bayrağını kim istismar ediyorsa sorunumuz var. Dini kim istismar ediyorsa onlarla sorunumuz var. Biz bunları açığa çıkarmak, bunları anlatmak, bunları ifade etmek ve insanımızı da uyandırmak bizim görevimiz. Birinci görevimiz bu. Evet efendim. İkinci soru. Gelen bir mesajın başlığını göremedim. Tabii, başlığı. Cüneyt, başlığını göreyim. Ne diyor abicim? Nice 6.000 lira. 6.000 lira. Nice 6.000 lira. Teşekkürler. Konuklarınıza ve size başarılarınızın devamını diliyorum. Karabağlar'da benim başkanım Salih Erkek, saygınla Önder Eren. Teşekkürler. Sağ olun Önder Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi ikinci soru. İkinci soru Sayın İl Başkanımızın Karşıyaka adaylığı. Bakın Sosyal Demokrat partilerde sol partilerde, Sosyal Demokrat partilerde örgütler birer okuldur. Çünkü siyasetin malum bir okulu yoktur. Örgüt bir okuldur. Bu okuldan yetişen, bu okula emek veren, bu okulun kademelerini başarıyla atlayan, bu okuldan mezun olan ve siyaset yapanların örgütteki çeşitli görevlere, siyasetteki çeşitli görevlere ve ülkedeki görevlere talip olmaları ya da onların oraya talip olarak gösterilmeleri çok doğaldır. Yani siyaset yapmak Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Türkiye'de siyaset yapmak çok zor bir iştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de öyle kolay değildir. Şunu ifade edeyim. Sosyal Demokrat bir partide partinin verdiği her görevi başarıyla yerine getirmiş. Partisinin iyi gününde, kötü gününde, baraj altında kaldığı günlerden tutun da partisinin İzmir'de iktidar olduğu günlerde bu partinin her zaman yanında olmuş. Partilinin her zaman iyi günde, kötü günde yanında olmuş. Yaşadığı bölgeye bir şeyler vermek isteyen, ailesiyle, yaptığı işiyle, ticaretiyle, özel hayatıyla, yani örnek olarak gösterilen. Siyasette evet böyle siyaset adamlarına ihtiyacımız var denilen bir kişinin, Ali Engin'in böyle bir talebi varsa bu yadırganmaması gerekiyor. Yani asıl siyasette yadırganması gereken şu. Siyasette durduğu yerde kariyer planlaması yapan, sadece ben ne olacağım kaygısıyla çalışan, siyasette özellikle kısa vadeli kariyer planları yapan, beklentileri karşılanmayınca hemen küsüp giden, partisini zor zamanlarda yalnız bırakan, siyasette dar gruplarla, siyaseti büyütmeyip dar gruplarla çalışan, siyaseti küçülten kişilerin eğer bir yere gelme hakkı varsa, eğer onlar kendilerine bu hakkı görüyorsa, biz görmüyoruz. Sayın Ali Engin'in hakkı var. Yani şimdi il başkanının üzerinden bir spekülasyon, bir kafa karışıklığı yaratılmak istiyor. Yani uzun yıllar Karşıyaka'da siyaset yapmış ve bu göreve talip olmuş. Çeşitli şekillerde atanamamış. Bunları artık geride bıraktık. Şu anda kendisi İzmir İl Başkanı'dır. Kendisinin evet ben böyle bir görev verilirse,
yaparım diyen birisine bence bu kadar da haksızlık etmemek lazım. Evet. Aksine şunu yapmak lazım. Biraz önce çizdiğim tabloda eğer böyle birilerini bulursa İzmir il başkanı örneğindeki gibi bence gidip kendisine evet gel İzmir'de böyle bir görevi kabul et demesi çok gerekir. Çok basit. Ben sizin bütün söylemlerinizin bir tek cümleyle. Bir cümleyle etik buluyor musunuz diyordu. Bazen evet, izleyiciler evet. Bu bir cümleye takılıyor. Şimdi, evet bir cümleyle etik buluyor. Şimdi yiğidin hakkını yiğide vereceksin. Bu kadar. Yiğidin hakkını yiğide vereceksin. Şimdi kamuoyuna gideceksin. Karşıyaka, Buca, Bayraklı, Karabağlar. Kardeşim halk kimi istiyor? Kimi istiyor halk? Onu istiyorsun. Çıkaracak, gösterecek kardeşim. Evet. Bu il başkanı olur, o da olur, bu da olur. Hiç fark etmiyor. Halk kimi istiyorsa. 2 kere 2, 4. Ama bir de şöyle bir nokta var. Apaletler var. Bu apaletleri ben oranın bir belediye başkanı olacağım. Ben oranın bir milletvekili olacağım. Bütün örgütü çalıştır. Kendi doğrultunda ilçenin, ilin parasını harca, sonra çık, ben adayım demekle de olmaz. Bakın bu 2 kere 2, 4. Lakin halkın önüne koyacaksın. Ben il başkanıyım, adayım diye olmaz. Ama bir il başkanı şöyle diyor şu anda. Ön seçim istiyorsanız ön seçim. Öyle değil mi? Doğru. Anketler istiyorsanız anketler. Halk istiyorsanız halk. Beni halk istiyorsa ben ne yapayım diyor. Aynen öyle. Bakın şimdi bunu çok önemli bir yerin sizin evet. Altını çizdiniz. Şimdi az önce söyledim ya, eğer geçmişte böyle hatalar olduysa siz de zaten o geçmişte yapılanların bir şeyini çizdiniz, çerçevesini çizdiniz. Hı-hı. Yani bu kendi bulundukları koltukları kişisel kariyerlerine kullananları ifade etti. Aynen öyle. Şimdi katılıyorum ben sizin söylediklerinize. Şimdi tabii siyasette ben olmak bir şey olmak istiyorum demekle olunmuyor. Bunun çok önemli örnekleri var. Yani İzmir'de şimdi İzmir sokaklarında çok kıymetli il başkanlarımız dolaşıyor. Ama onların da gönlünden çok şey olmak geçti. Onların da talepleri oldu. Hı-hı. Ama maalesef olmadı. Milletvekili adaylarımız çokça oldu. Belediye başkanı adaylarımız çokça oldu. Yani sadece siyasette sizin istemenizle olmuyor. Biraz önce altını sizi görmek istiyorlar. Bir insanlar bir mesajı da okuyalım da özür diliyorum. Tabii. Pardon. Okumadığımız zaman da küsüyorlar bize. O çok önemli. Küsüyorlar yani. İnteraktif bir program evet. Mutlaka. Evet. Salih Erkek Karabağlar'da neler yapabileceğimizi gördük, görmeye devam ediyoruz. Bugün de bunu kanıtladınız. Barış Bey'i ve Metin Bey'i getirerek Barış Bey'i daha sık sizinle görmek isteriz. İzmir'de sadece başkanı tanıyoruz. Bir dakika canım, tanıyoruz. Genç ve yetenekli arkadaşlarına vitrinde görmeliyiz. Bunun için ayrıca teşekkür ederim Gamze Dağ. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun hanımefendi. Şimdi sizin gibi işte gençleri bak buyurun sık getirin, sık görüşelim. Sağ olun. Şimdi sevgili sağımızdakini unuttuk. Sonra bize tamam, gönül bize gönül koymasın sonra bize. Başkanım güzel konuşuyor. Bize gönül koymasın başkanım, sonra bize. Vallahi çok rahatım. Başkanımla çok güzel konuşuyorsunuz ve ben de yaz alıyorum. Öyle mi? Yaz alıyorsunuz. Şimdi sevgili seyirciler, yine mi geldi? Kemal Kılıçdaroğlu 2014'te ön seçim yok diyor. Ali Engin her platformda ön seçim olsun diyor. Kılıçdaroğlu ne? Na kılıç çekmek midir? Eyüphan Gündoğdu. Şimdi tabii ki bu soru buyurun efendim. Ben bu soruyu cevaplayabilirim ama buyurun efendim. Siz de fikirlerinizi söyleyin. Ben şöyle ifade edeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aday belirleme yöntemi var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi hakim denetiminde hı hı. Tüm üyelerin katılacağı ön seçim. Diğeri örgütün denetiminde yapılacak bir eğilim yoklaması. Hı-hı. Bu da bir ön seçim. Evet. Ama eğilim yoklaması bence sahte. Bir de şöyle ifade edeyim. Onu da cevabını vereyim. Bir de genel merkez tarafından bir merkezi yoklama atama. Evet. Şimdi
bu şunu ifade edeyim. Türkiye'nin şu anda bu hafta sonu da olacak. Geçtiğimiz hafta sonları da oldu. Çok fazla bölgesinde eğilim yoklamaları yapıyoruz. Hı-hı. Eğilim yoklamaları yapıyoruz. Şimdi aday belirleme yöntemiyle ilgili çeşitli kafa karışıklıkları var. Pardon Sayın İl Başkan Yardımcım. Eğilim yoklamaları sadece partiye kayıtlı olanlarla mı? Şöyle. Sadece partiye kayıtlı olanlarlasa bana ters. Şahsıma ters. Çünkü halkla bir de halkı da istiyorum. O ülkenin halkını da istiyorum. Tam bir size bir Karabağlar ve Salih Erkek örneği vereceğim. Tamam. Müsaade ederseniz. Tamam. Aday belirleme. Şimdi esas şimdi program başladı. Evet buyurun. Buyurun. Şimdi siz biz gideceğiz. Öncelikle Karabağlar'da gideceğiz. Diyeceğiz ki. Tamam. Kimi aday olarak görmek istiyorsunuz? Tamam. Şu anda hakikaten ismini. Anket olarak. Anket. Anket tamam. İsminde bizim hangi şirketin yaptığını bizim dahi bilmediğimiz. Biz evet, bunu evet. pek adaylara inandıramıyoruz ama samimiyetle tamam. bizim de bilmediğimiz, hakikaten bilmek de istemediğimiz. Çünkü bu da bize bilmediğimiz. Olmaz, bilseniz olmaz. Evet. Anketörler, hı-hı. üç ayrı anketör. Karabağlar'da çalışacak tamam. şirket. Tamam. Bu buradan çıkan sonuçta. Hı-hı. Eğer ki Salih Erkek %60. Hı-hı. Diğer adaylar %3, %5, %7, %10 hı hı. çıktıysa hı hı. bu ilçede tekrar bir başka bir yöntem aramaya gerek yok. Salih Erkek'e diyeceğiz ki hayırlı olsun, buyurun görevsiz. Hı hı. Ama anket yaptık. Hı hı. Salih Erkek %15, hı hı. diğer adayımız 13, hı hı. ötekisi 12, 11 hı hı. aralarında çok önemli ve büyük farklar yok. Evet. İşte o zaman diyeceğiz ki evet. Burada kamuoyunda Karabağların seçmen kamuoyu nezdinde hı hı. iki ya da üç aday arasında, dört aday arasında birbirine çok yakın fark var. Tamam. Evet biz gelelim bir de bunu örnek soralım. Tamam. O zaman diyeceğiz ki Sayın Erkek siz de bu örgütün terazisine çıkmayı kabul ediyor musunuz? Bir saniye şimdi bir dakika efendim. Şimdi bu yapacağınız kamuoyu ön yoklamayı partinin üyeleriyle mi yoksa ilçenin halkıyla birlikte mi? Partinin üyeleriyle yapacağız. Ama şimdi bakın işte ama Karabağlar seçmenine şu. Soruyorum ama. Hayır. Siz eğer ki çok %15 fark, %20 fark. Sayın İl Başkan Yardımcım. Bir daha sormayacağım üyeleri. Sayın İl Başkan Yardımcım. Şimdi şuna değinelim. Partinin üyeleri mevcut kişilere dayalıdır. Kayıt yapmışsın. Mevcut kişiler de vardır. Doğru mudur? Doğru. Doğrudur. Halk nedir? Kimse taraftar değil. Halk diyecek ki hem partinin üyeleri hem halkına soracaksınız. Geçin kardeşim adayınız kim olacak? Bunu oylarınızdan belirleyin. Hem ilçe yönetimi yani partiye olan üyeler hem de halkla. Eğer adalet buysa, adaleti istiyorsanız adalet budur. Şimdi peki üç ayrı ankette. Ankete ayrı konu. Ben üç ayrı ankette. Eşit. Efendim şöyle şimdi çok basit bir şey. Hayır ben başka bir şey söyleyeceğim size. Tabii. Başka bir şey söyleyeyim. Tabii. Diyeyim ki benim karşımda şu anda ve hatta herkesin karşısında şu anda belediye başkanı var. Belediye başkanları nedir? 6 tane başkan yardımcıları var. Müdürleri var. O su var. Bu çok su var. Çok önemli bir güçtür. Ama bak bir doğru, şey söyleyeceğim doğru, ben size. Bir aday adayından %90 da önde. Bak bir adaydan %90 önde. Her şeyini kullanıyor. Topunu, tüfeğini, her şeyini kullanıyor. Diyelim ilçe yöneticisi, ilçe başkanı yine aynı şekilde örgütünü kullanıyor. Ne oldu adayı? Hiç kaldı. Tam üzerine bastınız evet, siz. Evet buyurun. İşte o adayının da hakkını, siz şunu ifade ediyorsunuz. Diyorsunuz ki hı hı. Bir vesileyle örgütte var olmuş, örgütte tanınırlığı olan. Kendi bulunduğu koltuğu da bu örgütü şekillendirmeye çalışan adaylarla hı hı. Karabağlar seçmeni nezdinde bir itibarı olan... Sadece yanlış anlaşılmasın. Tamam bana. Öyle söylüyoruz. Tamam Konakya'da başka bir ilçe nezdinde itibarı olan bir adayı siz nasıl yarıştıracaksınız diyorsunuz. Yani bir tarafta seçmen istiyor bir buyurun. Tarafta örgüt istiyor diyorsunuz. Buyurun. Ben de diyorum ki eğer ki seçmen nezdinde çok ciddi bir... Ve teşkilatların sorumlusunuz değil mi efendim? Tabii. Buyurun. Seçmen nezdinde yaptığımız 3 ankette hı hı. eğer ki bir aday çok ciddi farkla o söylediğiniz ilçe başkanına, belediye başkanına ciddi fark atıyorsa... Tanınırlığı. Tabii tanınırlık açısından. İş bitiriciliği, iş yaparlılığı, oy alabilmeleri o da işin içinde mi?
Tabii kesinlikle. Şimdi ben diyelim ki siz yani kimse üstüne alınmasın. Belediye başkanısınız. Bir belediye başkanı tanıyor, halk tanıyor. Evet efendim ben tanıyorum. Bakın tanıyorum. Peki oy verir misiniz? Hayır vermem. Peki iş yapabilirliği yok. Nasıl o? Sadece tanınırlık olur mu? Bakın işte bunlara da sadece evet. Tanınırlık olur mu? Evet. Sorunun içerisinde sadece tanınırlık. Bakın tanınırlık olunca işte işte orada eksik. Tanınırlık olursa biz de ön plana çıkarız. Kesinlikle. Bak sadece tanınırlık açısından. Mesela sizin de o zaman bir başka avantajınız doğuyor. Gazetecisiniz, televizyonlara çıkıyorsunuz. Ama iş yapabilirliğim çıksın ortaya. İşte. Yapabilir mi? Önemli olan i̇şte, bu. Buna bakın, değinin lütfen. Soruların içerisinde zaten evet. Çaprazlama. Çapraz sorular dediğimiz. Onların anket de ayrı bir tekniktir zaten. Biz o da bir bilim dalıdır anket anket yapmak. Şöyle bir şeydir. Yani efendim bir daha aday olursa oyu verir misiniz? Kendisinin hangi hizmetlerini veriyorsunuz? Ya da kendisini bu konuda kendisini neden aday olarak görmek istiyorsunuz gibi çapraz sorular var. Bunlar mesela, çok önemli. Barış Bey Ali Engin'in yerine bırakacağı veliaht olarak kulislerde konuşuluyor. Doğru mudur acaba Ercüment Ekşioğlu? Teşekkür ediyoruz. Size soruyorlar. Teşekkür ediyoruz. Biz biliyorsunuz veliahtlık saltanat rejimini sona erdiren partiyiz. Evet. Bizde saltanat yok. Kimse bize babadan oğula ya da arkadaştan dosta seyirciniz geçmiyor. Bu. Seyircinin. Seyircinin çok evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Bir teveccüh olmuş. Bu bizde tamamen çok demokratik bir şekilde işler. Öncelikle şunun altını çizeyim. Belki bu vesileyle il başkanının görevde olduğu, kaldığı bir süreçte il başkanı tartışması yapmak çok hem bize yakışmaz hem siyasete duasına yakışmaz. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman İzmir'de ve Türkiye'de böyledir. Kendisini yönetecek, kendi kadroları içerisinden çok çok iyi, yetenekli, bizden de yetenekli, en iyisini bulup çıkarmaya kudreti vardır. Onu da eğer ihtiyaç olursa. Ama bu süreçte Sayın Ali Engin, Sayın Ali Engin, Sayın Genel Başkanı ve az evvelki sevgili Eyüp Gündoğdu'nun ben şurada bir cevabı da vereyim. Siz cevap vermediniz ama ben vereceğim Sayın Eyüp Gündoğdu'ya. Çünkü benim programım ve siz de benim konuğumsunuz. Eyüp Gündoğdu, şimdi Sayın Ali Engin asla ve asla öyle bir terbiyeye sahip bir insan değildir. Ali Engin asil bir insandır. Aileden de asildir. Saygısı da çok yüksektir. Bu anlamda asla Sayın Kılıçdaroğlu'na kılıç çekemez. Bunu bilin. Bir sefer Sayın Kılıçdaroğlu o kılıcı hak edecek bir insan yapı değildir. Bir genel başkan değildir. Kılıçdaroğlu aslında çok saygılı, deneyimli, bilgili, bütün yurdumun insanları kucaklayan bir şahsiyettir. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda da öyle kimse ona kalkıp da kılıç çekemez. Bazı çok seyircinin affına sığınıyorum. Bazı çakallar kalkıyor, dil uzatıyorlar kendilerine. Dil uzatmayın. Dil uzatmayın. Kendi kendinizi yıpratıyorsunuz. Kalkıyorsunuz bilmem nerelerde konuşuyorsunuz. Peki siz uzun yıllar bir partinin 20 yıldan beri yönetimdeyseniz, başkan yardımcılığını yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Neden 99 yılında o partiyi barajın altında bıraktınız? Çok mu çalıştınız? Susun da oturun götünüzün üstüne. Bakın oturun. Oturun, adam olun. Oturun birbirinizi yıpratmayın. Bu ülkenin muhalefet partiye de ihtiyacı vardır. Bu ülkenin gerçekten ciddi anlamda söylüyorum iktidara diye ihtiyacı vardır. Bırakın bir Kılıçdaroğlu bir rahat bırakın ya. Bir rahat bırakın yani. İşte kusura bakmayın yani. Babam da olsa sana dikilirim ama ismini kullanmıyorum. Nezaketimden dolayı, saygımdan dolayı kullanmıyorum. Ama bir dahaki şeyde ismini de takır takır kullanırım. Kılıçdaroğlu bana mani olsa dahi de ben bu haksızlığı kabul edemem yani. Kabul edemem. Kalkıyorsun, dil uzatıyorsunuz. Ayıp ya. Bir senin partinin genel başkanı. Ayıp. Ne yaptınız ki şimdi konuşuyorsunuz? Bana onu söyleyin. Gelin istiyorsanız benimle beraber yapın bu programı. Gelin. Çok mu şeydiniz? Ancak ne yaptınız? Teyzenin eteğine yapıştınız. Amcanın pantolon paçasına yapıştınız. Dayılara yapıştınız. Gittiniz, birileriniz milletvekili oldu, birileriniz belediye başkanı oldu. Ondan sonra partiyi yerle bir ettiniz. Yok öyle bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu şeyi yok. Diyor ki halktan çıkan benim adayımdır. Yeter ki misyonu, vizyonu düzgün olsun. Çalmamış, çırpmamış olsun. Yapabilirliği olsun. Sizin gibi değil.
sizin gibi değil. Sizler her türlü şey yaptınız. Ya çok özür dilerim. Hakikaten neyse. Nereden getirdin Salim, kardeşim benim odaya? Ben getirmedim. Vallahi. Eyüphan Gündoğdu. Eyüphan Gündoğdu. Eyüphan Gündoğdu. Yani o nezaketsizliği yapamaz Sayın Ali Engin. Salim, mümkün değil. Salih abi çok dolu. Haklı olarak da uzunca yıllardan beri izlediği için, dünü bildiği için bugün hakkında da çok rahat. Kardeşim rahat, ben 99 rahat, yılında geldim partiye kaydoldum. Rahat rahat. Ben Tansu Çiller'e kafa tuttum ki ayrıldım. Verdim, evet, istifamı verdim. Evet. Benim dediğimi yapmadığı için verdim. Ondan sonra zaten doğru yol çöktü. Geldik, bir yıl bağımsız kaldım. Meclis üyesiydim. Teşkilatlardan, evet, sorumluyum. MHK üyesiydim. Geldim. Kim, hangi parti barajın altında? Gittim CHP barajın altında. Gittim CHP'ye, evet, kaydoldum. Şimdi, yani bu bir de etik budur yani. Şimdi tam da o noktada. Şimdi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ön seçim yapmayacağım derken şunu ifade ediyor. Ön seçim az önce saydım. İşte hakim denetiminde tüm üyeyle falan. Bunu şu anda Türkiye'de daha geçen haftalarda Manisa'da. Manisa'nın ilçelerinde. Bakın yani. Bravo Zali arkadaşım. Şükran Özçek. Çok teşekkür ederim. Yine Almanya'dan. Çok teşekkür ederim Şükran Hanım. Sağ ol. Sağ olun. Dediğim gibi eğilim yoklamaları yapılıyor zaten. Biraz önce koşullarını anlattım. Eğer ki adaylar arasında seçmen kararsız kalmışsa, o noktada adaylar arasında bir örgüt içinde bir adaylar arasında bir yarış yapılıyor. Şimdi bu İzmir'de yapılmayacağı anlamına da gelmez. Hı hı. Bakın eğer ki İzmir İl Başkanı Ali Engin, evet ben kamuoyunda yapılan anketlere de varım. Ben örgütün içerisinde delegeyle, üyeyle neyle yapılacaksa ona da varım diyorsa, bu artık bir özgüvendir. Bu bir özgüvendir. Bunu çok olgunlukla karşılamak gerekir ve bunu da daha önce aday olmuş ya da bu görevi yapan arkadaşlarımızdan da beklemek gerekir. Evet. Şimdi sevgili Başkan Yardımcım, başka bir soru. Ama Metin Bey de öyle kaldı. Allah'ıma çıktıktan sonra yemekler sendendir. Tamam. Bak ya, söylüyorum. Benim başkanım burada. Tabii ki yemekler bende. Şimdi evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki herkes katılımları da merak ediyor. Şimdi o katılımları konuşacağız. Tekrar oraya döneceğiz. Tabii. Bütün adayları hep Ankara'da. Bütün. Doğru. Şahsım daha Ankara'ya gitmedim. Kapı kimsenin kapısını da çalmadım. Nedeni de gelince bu saygısızlığımdan dolayı değildir. Tabii ki gitmek isterim. Genel başkanımı da görmek isterim. Hatta Karabağlar halkı dedi ki lütfen selamımızdan gidin. Ben hala gidemiyorum. Neden gidemiyorum? Birincisi Gökhan Günaydın'ın lütfen bütün adayları sahalarda çalışsın. Biz buluruz. Adaylarımızı biz buluruz. Doğru. Aynı şekilde Adnan Keskin, aynı şekilde Umut Orhan, aynı şekilde Sayın Genel Başkan. Peki bu gidenler gidiyorlar, bir hafta kalıyorlar, 5 gün kalıyorlar. Gidenler tavsiye ediyor musunuz? Bana tavsiye ederseniz ben de gideyim. Evet, bu sorum. İşte biraz önce ifade ettim. Yöntemler eskiden, bu bir eski bir alışkanlık. Yani partilerin alışkanlıkları öyle kolay kolay alışkanlıklarından arınamıyor partiler ve partililer. Bu genel merkezi ziyaret edip genel merkezdeki genel merkez yöneticilerini ne kendilerini tanıtarak aday olma yöntemi daha öncelikle denendiği için ve bu yöntemle aday yapıldığı için bu alışkanlık da hala sürdürülebiliyor. Ben katılıyorum tabii Sayın Günaydın'a ve Genel Başkanımıza da. Artık sahada olmak, seçmende olmak, halkta olmak ve örgütlü olmak gerekiyor. Yani tabii ki nezaketen genel merkezin adaylıkla ilgili bilgilendirilmesi yapılabilir. Bu bir kez yapılabilir. Zaten genel merkez deki yöneticinin de görevi o adaydan haberdar olmak. Ben nasıl İzmir'deki 202 aday ve 2400 meclis üyesinden haberdarsam, kimler olduğundan, ne iş yaptıklarından, mesleklerinden, ticaretlerinden, ev hayatlarından tutun da bu kişilerin siyasi bilgi birikimlerinden ben nasıl haberdarsam, genel merkezde tüm Türkiye'den haberdar. Hatta belki bunlar yetmeyebilir. Biraz önce dediniz ki daha müracaat etmemiş belki ama daha fazla oy getirecek
kişilerin de teşvik edilmesi, öne çıkarılması da gerekebilir siyasette. O yüzden ben sizin yaptığınız davranışın doğru olduğuna inanıyorum. Ankara'ya nezaketen gidip aday olduğunuzu söyleyebilirsiniz bir kez. Ama burada kamp kurmak. Ben daha gitmedim. Burada adaylıkla ilgili çalışma yapmak, uzun süre adaylıkla ilgili çalışma yapmak ben çok yararlı olacağını sanmıyorum. Çünkü eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi 2014 seçimlerinde biz adayı seçmene sorarak, seçmenden aldığımız izlenimle örgüte sorarak ve il ilçe örgütlerinin kanaatlerini ve İzmir'deki sivil toplum örgütlerinin kanaatlerini alarak belirleyeceğiz diyorsa Ankara'ya gitmeye gerek yok bu dönem. Peki. Salih Bey, size katılıyorum. Yine CHP'nin çıkışını önlemek istiyorlar. Vallahi isteniyor. Bakın benim söylemlerime katılıyorlar. Bilinçli yapılan söylemler bunlar. Ağzınıza sağlık. Karabalar Dobra olduğunuz için sizi seviyor. Sizi seviyor. Gözde Kaya. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, gelelim abicim şu 6000'lik olaya. Evet. Metin abiyle devam edelim. Değil mi? Yoruldu. Vallahi aslında yoruldu. Ya sen yan gel. Yan gelip yatma abi. Yani lütfen. Yan gelip yatmak yok. Ne Metin güzel abi çok çalıştığı yani. İçin. Yoruldu mu? Tabii. Yoruldu. Peki. Tekrar o kayıt törenine dönelim. Gördüklerinizi, yaptıklarınızı, yaptığınız çalışmaları da bunu söylerseniz seyircilerimiz de. Peki şunu da söyleyeyim. Bu 6000 kayıt töreninde size nasıl bir tepki geldi? İyi tepkiler mi geldi? Kötü tepkiler mi geldi? Nasıl bir tepkiler geldi? Şimdi çok çalıştığımız için arkadaşların takdirini kazanıyoruz. Bu tabii il olarak. Bütün il yöneticisi başta il başkanı olmak üzere gelmiş geçmiş en iyi yöneticileri diyorlar. İl başkanımız yönetim kurulu olarak uyumlu çalışmadan dolayı söylüyorlar. Biz haddimizi de biliyoruz. Barış Bey bende yaşça küçük olmasına rağmen il başkan yardımcımdır. Onun şey olmadan tabii o parti disiplini de korumak zorundayız. Başarı yakalayabilmemiz için. Ki yaptığımız her şeyi onların bilgisi dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Bravo. Öyle de olmak zorundayız. Biz üstümüze düşen olay şuydu. Bize yakın olan insanlara Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlatmak, gerisini il başkanı ve başkan yardımcılarına bıraktık. Onlar gereğini yaptılar. Şimdi sen Barış il başkan yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız. Bütün toplantılarda kendisine gelmiştir. Almış götürmüşüm. Hiç gece gündüz demeden almış götürmüşüm. Sayın başkan demişim buradayız. Çıkmış gelin. Adresleri tespitleyen, kişilerle konuşan, kişileri daha önceden örgütleyen bu konunun kahramanları kimdi? Sevgili Metin Atmaca. Ben Orhan Bey, Yüz Kemal Kaygül. Evet. Orhan Karaoğlu. Sevda Hanım, Sevda Erdem. Evet, Kılıç. İl sekreterimiz Sevda Erdem Kılıç'ın da Osman Peri katkıları var. Yani Osman arkadaşları sayman lazım. Şöyle bir lütfen hepsi sayarsak bütün arkadaşlar o 30 kişiyiz yönetim kurulu üyesi Esçiler. Olarak. Bu konuda her arkadaşımızın önemli katkıları var. Bizleri buluşturdukları ölçüde. Ama tabii bu özel ve önemli mesajlar bir kitlenmiş beyler. Gerçekten kitlenmiş yani. Ve abi diyor ki devam edelim mi diyor. Çok kitle. Bir araya geldiğimizde il saymanımız tabii Celal Yıldız, evet. İlçe başkanımızdan beraber ilk toplantıyı zaten orada başladık biz. Doğru. İlk toplantı Narlıdere'de ilçe saymanımız, il saymanımız, ilçe başkanımız ve ilçe başkanımızla belediye başkanımız hep bir araya geldik. Bu projeyi orada da masaya yatırdık. Adımı attığımız günlerde. Biraz önce ifade ettim ya, önemli bir üye kampanyasını zaten uzun süreçten beri yapıyorduk. Ama bu konuda sanıyorum yaptığımız çalışmalar, bir de şu var Sayın Erkek, siz kendinizi ne kadar çok fazla mecrada ifade ederseniz, ne kadar çok mecrayla buluşursanız, sizi orada görüp
sizinle ilgili ön yargılar değişiyor ve size atılan adımlar daha da artıyor. Yani biraz önce ifade ettiğim bu 6000 kişilik katılım bir gazete ilanıyla olmadı. Tabii canım, tabii. Yani bunlar tabii, çok önemli şeyler. Tabii. Yani bu altyapısı var, altyapısı var. Bu yapıdan harcı var, tabii. Tuğlası var, emeği var. Biraz önce ismini zikrettiğimiz bizim bu konuda bize karşı adım atanlar. Nalgırı'da belediye meclis üyemiz, işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde daha önce milletvekilliği yapmış arkadaşımız. Biraz önce ismini zikrettik. Ecevit ailesi, Doktor Ayhan Bey. Yani bunlar önemli. Tabii bizim Bornova meclis üyesi Yahya Bey. Şimdi şunu da altını bu akşam çizelim. Biz bu arada eğer isimler zikrediyoruz, bazı şeyleri atlıyorsak, bazı şeyleri eksik söylüyorsak lütfen kusurumuza bakmasın. Hayır. Unutabilirsiniz canım. Unutabiliriz bunu. Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın da tekrar altını çizeyim. O yüzden bizim ama tabii Metin Bey'in, işte Kemal Bey'in burada üstlendikleri rol biraz daha farklı tabii. O yüzden onların da bu konudaki özverileri, bizim onlara bizden yardım istedikleri ya da bizim de katkı koyacağımızı inandıkları noktalarda bizim de katkı koymamız sanıyorum bu birlikteliği bir araya getirdi. Peki. Efendim son sözleriniz? 2 hafta içerisinde çok büyük bir katılım olacak. Bir daha? Hayır. Maşallah. Metin Bey'in bir sürpriz daha var yani. Bu vesileyle ilk defa İzmir'de. Hayır başkanım, haberiniz var, yapmayın. Sürpriz başkanım da haberi var. Kendilerinin de haberi var. Şimdi katılımda olacak. Peki bu katılımda Ayhan Sevinç'in var mı sevgili doktor Ayhan Sevinç'in? Tabii ki. Onsuz olmaz. Öyle mi? Evet. Efendim Barış Bey, adayların bu kadar erken sahaya inmeleri ve aday seçiminin uzaması avantaj dezavantaj yaratabilir mi CHP için? Hamza Gür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi tabii bu da bir bizim tartıştığımız konulardan biri. Aday süreci uzun mu olmalı, kısa mı olmalı? Şimdi genelde partimizde adaylığı süreci bundan önceki uygulamalarda kısa tutuluyordu. İşte bunun sebebi de eğer mevcut belediye başkanı varsa o partide ona zarar vermemek, adayların birbirlerini yıpratmalarını önlemek. Ama tabii az önce de altını çizdik. Şimdi biraz önce siz de belirttiniz. Partide görev alan ilçe başkanı, belediye başkanı pozisyonundaki ya da eski milletvekili tanınırlık olan oranı yüksek olan arkadaşlarımızla partiye aday adayı olan ama gerçekten emek veren arkadaşlarımız arasında bir rekabet, bir haksız rekabet oluşuyordu. Yani eğer ki siz yola çıkıp sokakları dolaşıp kendinizi ifade etme süreniz ne kadar dar olursa işte orada bir haksız rekabet var. Yani başkalarının kullandığı, bunun ismine kamu gücü deyin, medya gücü deyin, ne derseniz deyin, bir başka sıradan partilimiz eğer bu güce sahip değilse ona haksızlık etmiş oluyorduk. Şimdi şöyle kaygılar da vardı, bunun da önüne geçmiş olduk. Şöyle ifade edeyim, adaylar birbirini yıpratır mı, adaylar belediye başkanını yıpratır mı? Bakın İzmir'de bu yaşanmıyor. 200 tane aday, çok kulağımıza çok nadir şeyler geliyor. Yok da sayabiliriz bunu. Birbiri hakkında, mevcut belediye başkanı hakkında konuşmuyor. Bu çok önemli. Kendi projelerini, kendi ideallerini gidip anlatıyor. Hı hı. Seçmenle buluşması çok. Bakın şunu söyleyeyim size. İzmir'de 200 tane aday adayı gidip kendisini anlattığı her projede aslında CHP'yi anlatıyor. 6. mesaj yazısın. O konuya düşmüyor sanırım Göksel Ayhan. Teşekkür ederim. Valla kardeşim, az evvel rejedeki arkadaşımız Cüneyt, sevgili Cüneyt diyor ki kilitlendi. Ne yapayım yani, benim de elimde değil yani. Evet, son sözleriniz sevgili Barış, sevgili kardeşim, teşkilat başkanı. Son sözlerimizi şöyle bağlayalım. Ahmet Arif'le bağlayalım. Lütfen. Ahmet Arif'in tavuklarımız karışır birbirine der şiirinde. Komşuyuz der. Beraberiz der. Aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların kız alıp kız vermişliklerinden bahseder. Nasıl bir araya geldiklerinden ve altını öyle
çizer ki tavuklarımız der karışır birbirimize. Biz İzmir'de, biz İzmir'de ve Türkiye'de böyle bir toplum hayal ediyoruz. Biz sahte barış hayalleri, rüyaları görmüyoruz. Biz doğudaki, Güneydoğu'da doğmuş, yaşamış, aynen altını çiziyorum, Rumeli'de doğmuş, yaşamış insanların ve Anadolu'da yaşamış insanların gelip yaşadığı İzmir'de kol kola, el ele, kardeş olarak yaşamak istiyoruz. Geçtiğimiz cumartesi günü 90 yıllık bir çınarın altında bu buluşan bütün yapılar birbiriyle kol kola girmiştir. Geçtiğimiz cumartesi bu partiye katılan artık partililerimiz yeni filizler olmuştur. Bu filizlerden bu çınar tekrar tekrar kendini yenileyecektir. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu partiyi daha da büyütmek için andiştik. Bizim görevimiz budur. O arkadaşlarımız da bize güç katmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımlar bundan sonra da sürecektir. Biz bu aileyi büyütmekle görevliyiz. Verme, verme. Biz verme bu şemsiyeyi, biz bu şemsiyenin altında, Cumhuriyet Halk Partisi şemsiyesinin altında her türlü soruna, sıkıntıya, baskıya rağmen biz hala görevini ve kalemini namusuyla yapan gazetecilerin desteğiyle, hala her şeye rağmen dik duran bürokratlarla, hala doğru bildiklerini öğrencilerine doğru öğreten, doğru nesiller yetiştiren öğretmenlerle, en büyük kaynağımız gençlerle, emek dünyasıyla, bu ülkede işini hala namusuyla yapan, çalıştırdığı işçinin emeğine hakkını ödeyen sanayiciyle, iş adamıyla biz bu sorumluluğu hep beraber yerine getireceğiz. 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık 2014'te İzmirli seçmenin istediği adaylarla, İzmirlilerin istediği adaylarla İzmir'i yöneteceğiz. Biz kim değilse bir daha sizi getirip burada bu sefer elimden kurtulamazsınız. Evet, değilse bak, biz söyleyeyim, bu görevi yerine getirememişsek biz daha iyisini yapan arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Harbiden söylüyorum. Ben, bu da bizim, çünkü benden hiçbir şey, kurtuluşu yok yani. Peki, peki şeref verdiniz. Şeref verdiniz. Biz çok Yeni Gün ailesine, Yeni Gün TV Erkekçe programı, ben Salih Erkek'e şeref verdiniz. Efendim son sözün. Çünkü size çok büyük torpil, o da geç geldiğin için. Estağfurullah. Buyurun. Sayın Başkan, şimdi İl Başkan Yardımcımın bu konuşmaların üzerine ne konuşabilirim? Babacığım, görüşünü yok ya yani, şimdi burası erkekçe programdır. Yani o bu falan yok. Burada erkekçe program. Yalnız sizden korkuyorum. Hayırdır inşallah. Gittiğimiz her yerde siz önümüze çıkıyorsunuz. Ben çıkıyorum. Evet. Niye? Karavanada çalıştığınız her yere sizden basıyorlar. Sizden korkmaya başladım. Yiğidin hakkını yiğide ver kardeşim, yani sevgilim ben şimdi nereden çıktı çocuğum? Sizden durmaya çalışıyorum. Mesaj veriyor. Mesaj mı verdi? Evet. Hasan Sert, AKP 17 ilçe tamam diyor Barış Bey. Hasan Sert, teşekkür ederim. Ya, ah, ben bana bu imkanları bana verseler ya bunları. 17 ilçe tamam diyorlar. Ne kaldı? 13 tane ilçe. Göreceğiz adayları. Göreceğiz. Bakacağız. Ben pardon. Siz ne diyorsunuz efendim? Şimdi bunu bir cümleyle çok... Evladım zaten çıkacağız ama. Ha. Şöyle tamamlayalım. Geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı müracaat eden adayları bir toplantıda buluşmuşlar ve onları cesaretlerinden dolayı tebrik etmiş. Demiş ki sizi cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Size helal olsun demiş. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu böyle bir kalede, Demokrat İzmir'de çıktığınız, aday olduğunuz demiş. Sizi tebrik ediyorum demiş. Hı. Biz de il başkanını, sayın il başkanını biz de tebrik ediyoruz. Onun bu önemli samimi itirafından dolayı hakikaten İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında aday olmak bile önemli bir cesarettir. Bu da artık yarışın neticesini, 2014'ün Mart'ının neticesini hemen hemen bize verir. Sayın il başkan yardımcım, ben oraya katılmıyorum. Adaylar, bu yerel yönetimler, belediye seçimleridir bu. Tabii doğru adayları da o zaman ekleyelim. Doğru, lütfen. Tabii.
Tabii. Adaylarımız çok önemli. Doğru adaylar. Neden Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar uzattı, bu kadar sık dokuyor, ediyor, yapıyor, evet. Ediyor. Tekrar genel başkan yardımcıları, başka bilmediğimiz insanlar geliyorlarmış, buralara dolaşıyorlarmış, bilmem nerede, oradan buradan ne. Yani doğru adaylarla çıkarsan alırsın, çıkmasan almasın. Benim cevabım da bu Hasan Bey. Biz de ona katılıyoruz. Tekrar söylüyorum. Doğru adaylar. AK Parti doğru adayı çıkarsa hiç kimse de kusura bakmasın. Diyorlar ya karşı yaka CHP'nin kalesi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İşte geçmişte ortada. Doğru Yol Partisi alıp gitti. Hiç kimse kusura bakmasın yani. Doğru adam gibi adam çıkarırsanız insanları kucaklayan. Yani bir belediye başkanı, bir belediye başkanı aday her neyse gidecek bir manavı bir portakalını yiyecek. Gidecek bir eczaneye bir aspirinini yiyecek. İçecek, alacak. Gidecek bir kahveye bir pişti ödeyecek. İnsanlara sarılacak, dokunacak. Aday budur. Aday budur. Aday yukarıdan bakmaz aşağıya. Peki efendim. Her iki konumu da dinlediniz. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Mesaj atan çok değerli seyircilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsun ta Almanya'dan buraya kadar mesaj açıldı, yayınlayayım mı? Hayır kardeşim, yayınlama. Abi saat kaç ya? Dövünü seveyim. Billahi iki bisküvitle duruyorum sabah kahvaltısı. İki bisküvitle. Allah'a ayrı düşün. Kardeşim saat 8.30 ama yani herkesin de şeyi var. Zaten gelip fotoğraf çekilmedi. Dışarıda mı çekileceğiz? Bunlar yani şeye çıkacak yani gazetenin manşetinden. Sevgili Ömer Dinçer'in talimatıdır zaten. Evet efendim. Her zaman söylediğim gibi. Her şey ama her şey. Yurdum da yurdum insanlar için. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Müzik